Kalk ayağa, kalk kalk. Oyna bakayım. Yandan. Selamlar, ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Nasılsınız? Hemen yorumlara yazın. Abone olun, beğenin. Aa, lamba hala sallanıyor. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor hayat? Sınav, cart, curt. Bu hafta sınavdan çok alakasız bir içerikle karşınızdayım. Çünkü gerçekten çok sıktı. Artık YKS'ye konuşmak istemiyorum. Şaka şaka. Önümüzdeki haftalarda konuşacağız. Ama birazcık ben ara vereyim dedim işte. Şimdi sizlerle arkadaşlar bayağıdır yapmak istediğim bir pasta yapacağız. Ben bu arada mutfağa da çok meraklıyım ve çok da yetenekliyim. Gerçekten elimden her iş geliyor ya. Burcum da asla aslan değil. Ama nazar değdirmeyin, bunları soyuyorum ama videonun kalan kısmına maşallah demeden geçemezsiniz. Bir de öyle yapmanız lazım, zorunlu. İzin vermiyorum. Yaptın mı? Tamam. Bu videoda arkadaşlar sizinle sohbet ederek yılbaşı pastası yapacağım. Böyle çam ağacı şeklinde. Pinterest'te, internette sürekli görüyordum ve bayağıdır canım yapmak istiyordu. Bu arada bu ay çöreği. Ben buna bayılıyorum. Bu böyle annemin yaptığı çok güzel bir çörek yani. Ben fark ettiyseniz yurtta değilim. Aile evime geldi. Ve buranın ışığı çok güzel değil mi? Bizim evin ışığı çok güzel. Her taraftan güneş alıyor ve çok güzel deniz görüyor hatta. Deniz kenarı küçük bir kasabada yaşıyoruz. Hemen size minik bebeği getireyim bir saniye. Selam ver bebek. Bebek bebek. Minik bebek. Allah'ım yarabbim. Kilo almış bu. Ve beni unutmuş sanırım. Çünkü hiçbir tepki vermiyor. Nefret ediyor benden. Kaçıp duruyor, tırnak attı. Niye öyle yapıyorsun minik bebek? Bir şey söyle. O şu tospoya bakınıyor. Ay gene kaçıyor bu. Tamam tamam ya. Üf zilli. Anca yat uyu sen. Seni. Neyse şimdi boşu kesiyorum artık ve pastaya geçiyorum. Hamuruna kadar her şeyini ben yapacağım. Kekini yani. Öncelikle kekin yapımıyla başlayacağız. Arkadaşlar ben kek yaparken fırın kullanmayı sevmiyorum. Tavada pankek usulü kek tabanı yapıyorum. Önce onu yapacağım. Malzemelere geçelim. Bütün malzemeleri koyacağım. Malzemeleri aşağı yazdım ve kek tarifini hangi videodan aldığımın da linkini bıraktım. Yumurtayı kırmanın bir adabı vardır. Böyle kafanıza şaka. Şuraya kırıyorsun. Çıt pıt. Bu kadar. Ve her adımdan sonra bir elin böyle bir yumurtalı ya. Hemen bir suya tutuyorsun. Çünkü beni çok geriyor, rahatsız ediyor. Bu kopmuyor. Bir de bunun böyle kendine has bir kıvamı var bu yumurta. İyi yani. Şimdi size bir şeyden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Benim hayal listem diye bir liste var. Ben oraya böyle ömrüm boyunca gerçekleştirmek istediğim hayallerimi yazdım. Şimdi size birkaç tanesini okuyacağım. Allah dur. Bu hayal listesi böyle işte senelik 2022 için falan değil. Genel olarak bir hayal listesi. Bunları yaptıkça böyle tikler koyuyorum oraya böyle çıt çıt, çok güzel oluyor. Saçma bulmayın. Bence çok mantıklı hayaller. Fransa'ya gitmek vardı, yaptım. Erasmus yapmak vardı, onu da yaptım. Instagram'da 100 bin takipçi yazmışım. Henüz olmadı, inşallah olur. Fransızca'da B1 olmak. YouTube'da 10 bin abone olduk. Hatta 20 bin olacağız. Belki 50 bin, 100 bin inşallah. Vans ayakkabı yazmışım. Hala benim Vans ayakkabım yok ve çok istiyorum. O yüzden o benim hayallerim arasında. Kusursuz bir cilt, sivilcesiz bir cilt dilemişim. Yani dilek de değil aslında. Bunlar uğruna benim çabalamam gerektiği hedeflerim. Yelkene başlamak demişim. Yani pek düşünmüyorum açıkçası. Hangi kafayla yazdım onu da hatırlamıyorum. Amerika'da work and travel yapmak. İnşallah 2-3 sene sonra için hedeflerim arasında yani o da. Billie Eilish konserine gitmek. Aslında ben bu yaz gitmek istiyordum. Ama biletleri direkt tükenmiş. Benim staj tarihlerimle çakışıyordu. O yüzden o bana nasip olmadı arkadaşlar. Ama inşallah ileride belki bu yaz, belki bu yazdan da yakın. Bana nasip olur o inşallah. Gerçekten çok istiyorum. İstanbul'da kendi evime çıkmak demişim. Ben yurtta kalıyorum. Eve çıkmayı gerçekten çok istiyorum. İnşallah olur. Ve kendi evimde büyük bir influencer aynası hayallerim arasında. Survivor'da yarışmak hayallerim arasında. Ve helix deldirmek. Benim normalde helixim vardı şurada. Ondan sonra bayramda köye gidince dedem kızmasın diye ben onu çıkardım. Tabii bir gün onu çıkardığınızda direkt kapanıyor. Ondan sonra da takmadım. Onu yeniden deldireceğim. Yani bu zaten hedeflerim arasındaydı. Tikliydi ama şimdi kapandığı için tiki kalktı. Yeniden tiklemek için yeniden İşte kendinize böyle şeyler yapın. Yenilenebilir. Sürekli kendinizi mutlu ediyorsunuz. Bak ben bunu iki kez gerçekleştirmiş oldum. Neyse birazcık bunu çırpalım. Allah.
çok sıçrıyor ya, hiç uğraşamayacağım. Arkadaşlar benim şu hayatta en büyük iki korkum var. İki yalnız. Birisi lastik. Benim çok büyük lastik fobim var. Bir de köpek balıkları. Anne niye buna lastik koydun bu nişastaya? Ve ok... Yapamayacağım. Videoyu kapasak mı? Patlayıp gözümün içine, göz bebeğime kadar girecek diye nasıl korkuyorum biliyor musunuz? Tamam, bir şey yok. Bir şey yok. Demem yok ya. Siz de bu listeden yapın. Bence insanın böyle hedeflerini görmesi ve onlar için... Bu da aslında bir manifest biliyor musunuz? Bu hedefleriniz için böyle emin adımlarla ilerlediğinizi görmek gerçekten insanı çok motive ediyor. Yapın. Allah kahretmesin. Ve yorumlarda bana dileklerinizden bahsedin. Birkaç tanesini söyleyeyim, ben de yorumlayayım. Ölçü bardağını ıslak bir şey için kullandıktan sonra kuru bir şey için kullanınca böyle bütün o unlar mesela buna yapışıyor ya. Kafayı yiyorum ben. Benim mental sağlığımı çok zorlayan bir durum. O yüzden bunu iyice kuruladıktan sonra şimdi buna un alacağım. Bizim şu buzdolabından constantly sürekli bir ses geliyor diye böyle. Gerçekten çekeceğim fişini göreceksin şimdi. Umarım duymuyorsunuzdur, o sesi rahatsız etmesin sizi de. İstanbul'daki hayatım böyle beni gerçekten yoruyor. Çünkü çok tempolu, çok koşuşturmacalı bir hayat. Gerçekten okula gidiyorum, oraya gidiyorum, bunu yapıyorum, ediyorum. Bir yandan sosyal medyaya içerik üretmeye çalışıyorum. Vallahi yoruluyorum yani İstanbul'da. Ama buraya gelince böyle bir tane bile sorumluluğum yok. Böyle en... yanlışlıkla... şekerli vanilin ağzıma girdi toz olarak. Çok güzel. Ama buraya gelince hiçbir sorumluluğum yok. Hiçbir şey yapmak zorunda değilim. Yay bir tarafını yat abicim. Al kedini de kucağına. Kaçıyor ama neyse yani. Çok rahatım. Böyle mentalimi çok rahatlatıyor. Çok da güzel yemekler yiyorum. Ama aile evinin de verdiği bir mental yük var. Biliyorsunuz bir mental bedel ödüyorsun illa. Neyse artık bunu çırpabiliriz. Şimdi ben mutfağın birazcık ağzına yüzüne ettim. Ve bunun da lastiğini bağlayamam çünkü fobim var. Biliyorsunuz annem buraya gelmeden benim tüymem lazım İstanbul'a geri. Çünkü annem mutfağı bu şekilde bulursa o da benim ağzıma yüzüme eder. Sanırım birkaç bir şey yanlış yaptım. Çünkü bunun kıvamı böyle olmuyordu. Yani bu bayağı su gibi oldu. Ya bu böyle olmuyordu. Aman bunu mu dert edeceğiz şimdi? Koyalım biraz daha un. Ne olabilir ki? Evet. Kek harcımız hazır arkadaşlar. Yani inşallah iyi olmuştur. Olmadıysa da ne yapayım yani. Benim derdim değil. Kimin derdi? Tamam. Teknik olarak benim derdim olabilir ama çok da umurumda olduğu söylenemez. Çünkü YOLO. Benim hayat felsefem YOLO arkadaşlar. YOLO ne demek? You only live once. Hayata bir kez geliyoruz. Tadını çıkar dostum. Bu kadar kasmaya gerek yok yani. Bu kek harcını alacağım, tavada pişireceğim. Gösteriyorum. Şimdi tavayı yağladım. Kek harcını koyacağım. Üstüne de kapak kapacağım ve 6-7 dakika kadar falan öyle bırakıp pişireceğim. Ocağın en küçük gözünde en kısık ateşte. Allah'ım inşallah bir şeye benzer de bari annemin gönlünü öyle alırım. İnanılmaz bulaşık çıktı. Annem var ya beni... Neyse. Çiğ kek harcı da o kadar güzel ki. Evet, tavayı bu şekilde kapattım. 6-7 dakika bekliyoruz. Üstünü süslemek için de şöyle birkaç pasta süsü aldım. Şu gümüş incilerden var. Ve gıda boyaları da aldım. Bunlarla da işte bu ağaca yeşil rengini vereceğiz. Bakalım. Bakalım nasıl olacak. İnşallah bir şeye benzer yani. Arkadaşlar benim ağzım asla boş durmuyor. 6 dakika doldu. Şimdi bir altına bakacağım bunun. Oha çok güzel pişmiş. Maşallah maşallah. Bu çok sıcak. Bunu nasıl bırakacağım şimdi ben? Tuttuğum yer sadece sıcak değil. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Yanıyor durun. Altı pişti ama üstü pişmedi. Çevirmem lazım. Nasıl çevireceğim? Olmuyor yapamıyorum. Yırtıldı. Bravo gerizekalı. Biraz daha yırt yırt. Aynen kanka. Allah. Tamam. Sakin ol. Dostum. Ya bıraksana. Ya of yapıştı. Tamam sakin ol. Kankamı sevgilisinden ayırmaya çalışıyorumdur. Bırak peşini şu tabağın. Gerizekalı. Başardım.
Çevirdim. Arkadaşlar ilk tabanımız bu oldu. Yani biraz kötü oldu biliyorum ama yapacak bir şey yok. Atalarımız ne demiş? İlkin günahı olmaz demişler. O yüzden hemen ikincisini dökmeye koyuluyorum. Koy Allah koy. Böyle ben 3 katlı yapmayı tercih edeceğim. Pandispanyamız pişe dursun. Ben sizinle iki şurada kelam edeyim ya da kalem. Kelamla kalemi çok karıştırıyordum eskiden. Bu arada ben küçükken ne sanıyordum biliyor musunuz? İnsanlar bütün meslekleri illa eninde sonunda bir gün olacak. Her şeyi herkes deneyimleyecek diye sanıyordum. Mesela bir gün böyle kasiyer olacaksın. İşte ertesi hafta itfaiyeci olacakmışsın. Ondan sonraki ay işte doktor olacakmışsın gibi sanıyordum. O yüzden zaten bütün meslekleri deneyimleyeceğiz ki. Böyle bir kafa yapısındaydım. Niye bilmiyorum. Küçükken bana bunu kim aşıladı? Kim aşıladı? Bir de ben küçükken çok senaryo kuruyordum. Aşırı senaryo kuruyordum. O var ya, oyuncakları alıyordum onlardan. 10-15 sezon dizi çıkarıyordum yani. Neyse, konu nereden buraya geldi hiçbir fikrim yok. Bu tıp ne olacak ya? Abi bu tıp bence abarttı. Yani ben gerçekten hiç zorlanmıyordum. Böyle kendimi aşırı kasmadan çalışabiliyordum. Ama şu sıralar çok fazla kasmam gerekiyor. Çünkü o kadar sık sınav var ki size anlatamam. Yani her ay gerçekten sınav ne demek? Her ay sınav var abi ve habire bir sınav haftası stresi. Habire bir sınav haftası stresi yeto gerçekten. Çok sıktı yani. Daha geçen gün yani sınav haftasındaydım. Hatta Instagram'da falan paylaştım böyle 16 saat, 12 saat bir günde kütüphaneye kaldım falan oldu. Ve 3 hafta sonra yine sınavımız var. Hele bismillah hele bir bu millet bir nefes alsaydı yani. İzin verseydin de kanka bir nefes alsaydı, bir dinlenseydik ya. Ve sınav oluyorsun, zırt demeden hemen derslere başlıyorlar. Dersleri de hala hızlı hızlı yapıyorlar. Ondan sonra bir bakmışsın gene yeni bir sınav haftası. Yeter. Yeter. 3 hafta sonra yine sınavım var. Ben ne yapacağım? Ama bu hafta streslenmem. Son 2 hafta kala ben stresleniyorum ve çok kasıyorum ama ne yapayım yani? Şimdi onun da bir stresi geldi. Bu da 3. hafta stresi. Aa bunu unuttuk. Kısmetse olur'daki bileğe çok benzetiyorsunuz. Bilek. Abi çok komik espriler çıkar ya o çocukla. Bende dirsek. Aa bende diz. Tamam sustum yeter. Bence bak bir tık andırıyoruz ama sanırım o saçtan böyle perde gibi açtığımız için. Bu pasta yaptıktan sonra saçımı kestireceğim. Yani artık benzemeyiz diye düşünüyorum. Buradan anneme çok selamlar yolluyorum. Ondan sonralıkla P-Queen'e çok selamlar yolluyorum. Çünkü P-Queen beni TikTok'tan takip ediyor. Ve TikTok'tan çok az kişiyi takip ediyor ama beni takip ediyor. P-Queen'i aşırı çok seviyorum. Umarım onu görürsün. Canım ablam. Sanırım bu birazcık yanmış. Yani ama o kadar olur biliyor musunuz? Yani vücuda biraz siyah da lazım. Bakın. Hani çok değil yani. Bundan bir şey olmaz. Ben şimdi oraları kazırım kazırım. Hiç kimse de anlamaz. Bir güzel yediririm evdekilere. Pandispanyalarım neredeyse bitti. Ama fark ettim ki pastacı kreması almayı unutmuşum. Yani pandispanyaların arasında sürecek hiçbir şeyim yok. O yüzden bir koşu markete gideceğim şimdi. Aa bir de benim hayallerimden birisi de şeydi. Bu konuya yine nasıl geldik? Yine hiçbir fikrim yok ama. Ezan okunuyor Aziz Allah. Ne diyordum ben? Niye böyle konudan konuya atlıyorum sürekli ya? Ben inanılmaz bir dikkat dağınıklığı var. Ha, hayallerimden birisi de Netflix oyuncusu olmak. Çok istiyorum. Tam böyle Netflix dizisindekiler gibi tipim yok mu? Bence öyle bir tipim var. Bence bunun değerlendirilmesi gerekiyor. Gerekli mecralar. Gitmeden önce krem şantilerimi de hazır edeceğim. Şimdi renkli renkli krem şantiler hazırlayacağız. Yeşil ve sarı ve kırmızı. Karıştırdım. Allah. Kendimi onunla yarıştırdım. Her tarafı sıçrıyor be. Çok güzel. Bu krem şantiyi şu an annem yapmış olsaydı elinden alıp direkt kafamı içine sokardım ve hepsini yerdim. Çünkü krem şanti en sevdiğim şey benim. Ama neyse ki kendime bunu yapmam çünkü kendime bir saygım, bir duruşum var mı acaba? Vallahi çok güzel ya. Şimdi bunları renkli renkli boyayacağız. Şimdi biraz krem şanti aldım. Bunun ucuna uç takacağım ve onunla fışkıra fışkıra sıkacağım ve içinde boyayacağım. Bu sarı renk. Sarı renkle de böyle çamaşırın üstüne lambalar yapacağım. Allah seni kahretmesin, tamam mı? Yani hemen sıçradı ve direkt elim, dilim sarıya boyandı. Evet, şimdi de her yerim kırmızı gıda boyası oldu. Çok güzel devam ediyoruz gerçekten. Yüksek hijyen standartlarında. Ana, ne yapmışım? Krem şanti olmuş buralarım hep. Hiç demiyorsunuz. Yani
Hijyenle dalga geçtikten sonra yeni yeni şeyler fark ediyorum. Bu kırmızı olmadı, pembe oldu. Neyse, bir şey olmaz. Ha, kırmızı ha pembe, siz benim niyetimi biliyor musunuz yani? Biraz daha. Ya uf. En sevdiğim suratım leş gibi oldu. Evet, bu da bitti bu şekilde. Yani bu beklediğimden daha açık bir renk oldu. Ben daha koyu hayal ediyordum. Ama ne kadar koyarsam koyayım asla koyulmadı. Leziz, leziz. Böyle yeşil çimen tadı bile geliyor ya. Ama ben tezgahı bile boyadığım için yani akşama leş gibi olduk. Oha, sırtımı bile nasıl krem şanti yaptım. Ben bunu direkt kirlilere atayım ya. Yok böyle olmaz. Üstümü değiştirdim. Pıtı pıtı markete gittim. Pastacı kremamı aldım şimdi. Bunu da hazırlayacağım ve her şeyi birleştirecek. Süt yok. süt almayı unuttum ben. 1,5 su bardağı. 1 su bardağı var bunda tahmini. Neyse, buçuğu da artık üstüne tüküre tüküre. Su ekleriz biraz, ne olacak? Hiç de bir şey olmaz. Bana soruyorsunuz ki, abi mentalini nasıl koruyorsun? Abi nasıl sürekli mutlusun? Abi, üf, anasını satayım. Oha, bunu koklayınca şeker taneleri bir anda dilinize gelir. Abi işte nasıl üzgün olduğunda bu durumla başa çıkıyorsun diyorsunuz mesela. Genelde arkadaşlar böyle şeyler yapıyorum. Yani bana iyi gelen, bana huzur veren şeyleri yapıyorum. Bunlar bana çok iyi geliyor. Onun dışında dalga geçiyorum. Mesela yaşadığım olaylarla, yaşadığım kötü olaylarla ben hep dalga geçerim ve bu şekilde atlatırım yani. Arkadaşlarıma böyle bir stand-up gösterisi hazırlarım sürekli. Ve kendi kendime konuşurum. Mesela burada siz olmasaydınız ben yine bu konuşmaları yapıyor olacaktım zaten. Yani hiçbir fark olmadan. Bunu bence herkes yapmalı. Ve en önemli şey kendi kendinize eğlenebilmek. Yani başkaları olmadan da işte böyle konuşmalarla veya tek başınıza yaptığınız aktivitelerle eğlenebilmek, kendinizle dost olabilmek çok önemli bir şey bence. Ve ben bu sayede mentalimi çok iyi bir şekilde koruyabiliyorum. Ama elbette ki ben de %100, 7/24 mutlu değilim. Benim de üzüldüğüm, düştüğüm anlar oluyor. Ama bende şöyle bir düşünce var. Şunu çırpayım da azıcık. Durun. Ya bu sweat'i yeni giydim. Bu da kirlenmesin ya. Düşüncem şu ki arkadaşlar. Her insan her olaydan farklı şekilde etkilenir. Mesela bazı olaylar bir insanı %80 kadar üzüyorsa bazısını %20 kadar üzer. Bu tamamen sizin mental stabilitenizle alakalıdır. Neler yaşadığınızla, neler gördüğünüzle alakalıdır veya o anki durumunuza, mesela o an hassassınızdır, ne bileyim, o an düşünecek çok fazla şeyiniz vardır, bir olay size olması gerekenden daha fazla etkiler. Ama bundan sonrası tamamen sizin iradenize kalıyor. Mesela o olay sizi %60 mı etkiledi? Siz kendinize daha fazla o moda sokarsanız, ben kötü bir olay yaşadım, ben üzgünüm, ben şöyle kötüyüm, ben böyle kötüyüm, sürekli kafanızdan bunu geçirirseniz ve kendinizi buna maruz bırakırsanız, kendinizi eve kapatırsanız, yalnız bırakırsanız, siz o %60'lık yüzdeyi %90'lara, %95'lere çıkarırsınız. Bu net kesin bir şey. Ama onun yerine abi kötü bir olay yaşadıysan bunu tamamen boş veremezsin. Bak bu imkansız bir şey. Ben size bundan bahsetmiyorum. Ama bunu bir kenara bırakıp dışarı çıkabilirsin. Bir arkadaşınla buluşabilirsin. Oyun oynayabilirsin. Arkadaşın yoksa. Alıp bir kitap okuyabilirsin. Kafanı dağıtacak başka şeyler yapabilirsin. Odağını başka yerlere verebilirsin. Bunlarla beraber olaylara alışman daha kolay olur. Çünkü hiçbir kötü olayı zaten biz geri alamıyoruz. Siz şu an terapiye de gitseniz, ilaç da kullansanız size yaşadığınız kötü olayları silmiyorlar. Anladınız? Bu imkansız bir şey zaten. Ama bunlarla beraber nasıl yaşanır? Bunlara nasıl alışılır? Nasıl katlanılır? Bunlara rağmen nasıl mutlu olunur? Onları öğretiyorlar size. Bu depresif duygularınıza rağmen kendinize güzel bir şeyler yaparsanız gerçekten o %60 %30'a iner, %25'e iner, yavaş yavaş da iyice azalır ve onunla yaşamayı çok rahat öğrenirsiniz. Böyle yapıyorum abi. Mesela başıma çok kötü bir olay geliyor ama ona rağmen dışarıdayım. Gidiyorum arkadaşlarımla o akşam buluşmaya çıkıyorum. Veya mesela arkadaşlarımla buluşmadayken başıma çok kötü şeyler geldiği oluyor. Gerçekten çok kötü haberler aldığım oluyor. Ne yapayım? Ne yapayım? Geri mi alacağım yani onu? Eve gidip onun yerine ağlayıp zırlayayım mı yani? Ne faydası var Allah aşkına?
eve gidip oturup böyle kendini kapatıp o depresif hallere sokup o arkadan Sezen Aksu'yu açıp ağlamanın ne faydası var sana? Hiçbir faydası yok abicim. Bu arada pastacı kremam da bak taş gibi taş, müthiş oldu. Ve olayları gözünüzde biraz küçültmeniz gerekiyor. Mesela bazı der ki işte bir kız için, bir erkek için asla ağlamam. Go girl, müthiş hareket. Bunu yap, anladın mı? Kimse için gerçekten üzülmeye değmez. Hiç kimse için ya. Şu hayatta mental sağlıktan önemli. Daha doğrusu en büyük şey sağlık. Doğum gününde mumu filerken, yılbaşında cartta curtta dilek dilersin ya. Ben hep sağlık dilerim abi. Sağlık bu hayattaki en önemli şey. Ondan sonra da mental sağlık. O da sonuçta sağlık ama hani sağlığınızdan önemli hiçbir şey yok. Mental sağlığınızdan da öyle. Mental sağlığınıza iyi gelmeyen şeylerden uzak durun. Sizin elinizde olan bir şey. Ağlayıp ağlamamak. YKS için de böyle abicim. Yani ders çalışıp çalışmamak senin elinde. Test çözüp çözmemek senin elinde. İyi bir şey istiyorsan, amacın belliyse çözeceğim. Ne yapacaksın yani? Öyle sihirli değnekli olmuyor ki hiçbir şey. Neyse biz sizle bu konuları daha detaylı konuşalım. Hatta bir soru cevap yapalım. Ben bir gün Instagram'dan bir story atayım. Siz de oraya böyle mental sağlığımızla alakalı merak ettiğimiz şeyleri yazın ve öyle bir muhabbet edelim istiyorum sizinle. Bu pastacı kremamın içine muz dilimleyeceğim. Bir de şu damla çikolatalardan koyacağım. Tamam, sonunda her şeyi bitirdim arkadaşlar. Pastacı kremam burada, pandispanyalarım burada, krem şantilerim orada. Şimdi hepsini birleştirip şu çam ağacı şeklini vermeye çalışacağım. Ağam inşallah benzer. Hadi ya ne olursun bak. 777-8690 manifestledim ya Allah, bismillah. Arkadaşlar kesimi yaptım. Bakalım şimdi bunları kaldıracağım ve ne çıkacak. Oha diyorum. Tam istediğim şekil oldu. Fakat çok küçük. Yani bu krema buna fazla. Mecbur artık ne yapayım yani. Bunun hepsini yemek zorundayım. Ne yapacağım? Böyle sürüp böyle kapayacağım arkadaşlar. Halledip geliyorum. Arkadaşlar böyle dört katlı bir şey oldu. Bu şimdi bunu krem şantiyle falan filan süsleyeceğim. Bir şeyler yapacağım. Bu kalan kısımları da yerim ekmek niyetine. Şuna banıp bakalım hadi. Evet arkadaşlar böyle bir şey oldu. Yani umarım benzemiştir bir şeye. Üstünü şimdi süsleyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Bu şekilde inci şeylerle süsledim. Vallahi yine işte bu inciler de olmasa gerçekten hiçbir şeye benzemeyecekti. Bu yine birazcık düzeltti durum. Bir de bunları böyle pıt pıt üstüne fırlatmak terapi gibi gerçekten. Evet, pastanın son hali bu şekilde arkadaşlar. Yani umarım beğenmişsinizdir. Vallahi gayet iç açıcı gözüküyor ve ben bunu yaparken bayağı doydum. Ve bunlar kaldı ve bunları da yiyeceğim şimdi. Valla bu pasta hiç planda yoktu. Öyle anasını satayım içimden geldim. Sanatçı burada ne anlatmak istedi bilmiyoruz ama güzel bir çalışma oldu.